Siz hem siyasetçi hem doktor, ikisi bir arada olduğu için Türkiye'nin esas gündemiyle başlayalım. Aşıyla ilgili iki çeşit haber var. Bir, aşı şahane biçimde gidiyor. 3 milyon doz geldi ve bütün Türkiye'ye yetiyor. Hatta artıyor, belki de onları başka yerlere de gönderecekler. Bir de sadece gazetelerde var. Aşıda özellikle sizin de üye olduğunuz hekim, doktor örgütleri diyor ki büyük bir belirsizlik var ve biz hangisine inanmalıyız siz siyasetçi olarak Ankara'dan bakınca? Şöyle, hayaller bu ayın sonuna kadar 30 milyon aşının gelmesiydi. Ayın 20'si, şu anda elimizde 3 milyon doz aşı var. Öncelikle bu 30 milyonun, onun ötesinde de 50 milyon olarak hedeflenenin hızla gelmesi gerekiyor. Akabinde de Türkiye'de özellikle 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık 2 doz hesap ettiğimizde acilen 120 milyon doza ihtiyacımız var. Yani 3 doz olduğunu hesapladığımızda 6 ay sonra bir tekrar dozu gerektiğini düşündüğümüzde de 180-200 milyon. 200 milyon dozun 20 dolar üzerinden hesap edecek olursak toplam 4 ya 5.4 gibi bir şeye tekabül ediyordu toplam yabancı ülkemizdeki mültecileri de hesaba kattığımızda. Şimdi böyle bir dozu Türkiye'nin tüm nüfusunu aşılayacak olduğunda ulaşması için de yaklaşık 40 milyar liraya yakın bir paraya ihtiyaç var. En kötü senaryoda bile 20 milyar liranın üzerinde bir paraya ihtiyacımız var bizim, ama bu konuda maalesef ayrılmış bir bütçe yoktu. Biz bunu ısrarla dile getirdik plan bütçe konuşmalarında, o komisyon toplantılarında ve genel kurul toplantılarında. Bir, aşıya yeterli para ayrıldı mı? Ayrılmadığını biz biliyoruz. Ama diğer taraflardan bir kaydırma zorunluluğu var. Bunun acilen yapılması gerekiyor. İki, aşıda paranız olsa bile bağlantılarınız ve üretim imkanları sınırlı olduğu için buna da ulaşmak kolay değil. Biz bir an önce bu bağlantıların sağlanıp Türkiye'ye yeterli aşının gelmesini talep ediyoruz ve bu da ısrarımız devam ediyor. Bu pandemi süresince her şey günübirlik planlanıyor ve bu tarafa giderken sonra vazgeçip öbür tarafa dönülüyor. İşte bunun en sivri örneği de Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağını 2 saat önce ilan etmiş ve hiçbir hazırlık yapılmadan herkes marketleri dolmuştu o 2 saatte. Onun benzeri devam ediyor gibi. Fakat başka konularda planlamalar güzel yürüyor. Bunların başında da muhalefete meydan dayağı atmak da dahil. Siz bu saldırılarla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz acaba? Hem Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hem Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları üzerine gelen bu saldırılardan sonra. Türkiye utanacağı günler yaşıyor. Yarın bir gün utançla hatırlayacağı günler yaşıyor. Burada saldırıları yapanların işte elini kolunu sallayarak dolaştığı ve tatmin edici bir açıklamanın hükümet tarafından yapılmadığı, ki bu Sayın Genel Başkanımıza yapılan çubuk saldırısından itibaren bu tutumu almakta, bu konuda yok saymakta bu yapılanları devam ediyor ve bunu daha da ilerletip hedef gösterip sonra bu hedefe de işte bizim delimiz çok, bizim işte bunların hesabını soracak adamlarımız var şeklinde konuşmalar. Biliyorsunuz geçmişte Sayın Genel Başkanlarının aracı katliamlarda kullanılmıştı, ödünç olarak alınıp. Burada da bakıyoruz ki ülke ocaklarının araçları ödünç olarak bu işlerde kullanılıyor. Dediğim gibi bunlar tarihi utanç olarak kaydedilen davranışlar ve bu konuda da hükümetin doğru düzgün bir tepki göstermemesi, bu konuyu ağzına dahi almaması, öte yandan en ufak bir tweet, görüş bildirdi diye insanları linç ettirmeleri Türk siyaseti adına utanç.